Ahmet Özçetin. Sayın Başkanım, o gece 15 Temmuz gecesi saat 20 civarında havada Güneydoğu'da Tunceli bölgesinde yürütülen bir TMH faaliyeti var. Sanık Mehmet Fatih Çavur'a bu faaliyetten haberi olup olmadığını sormasını istiyorum. Evet. Sanık. Bilgim yok. Sayın Başkanım, TMH faaliyeti Tunceli bölgesinde o esnada devam ediyor. Nöbetçi uçaklarla yürütülen bir faaliyet bu. Ve bu faaliyetin hemen arkasından akabinde daha önceki yapılan faaliyetler çerçevesinde olağan olduğu şekliyle, hepsinde tamamen değil ama büyük bir çoğunluğunda yurt dışı harekatı gelir. PKK'ya yönelik yurt dışı harekatı gelir. Dolayısıyla o gece bir TMH faaliyeti var. Yalan değil bu. Gerçek. Ve bunun arkasından yurt dışına yönelik bir beklenti var. Ve bizim de talip olduğumuz nokta orası. Fakat olaylar başka istikamette gelişiyor. Bu ayrı. Ancak bizim o gece saat 20'ye doğru gelirken ki resim bu. Tunceli'de bir faaliyet var. TMH faaliyeti icra ediliyor. Ve bu faaliyetin arkasından yurt dışına yönelik bir faaliyet söz konusu olursa işte bizim talip olacağımız nokta orası Sayın Başkanım. Bu yalan değil Sayın Başkanım. Evet. Bu ifadeyi niçin kullandığımı biliyorsunuz. Yine de açıklayayım. Sizin kendi savunmanızda da vardı. Pilotların TMH uçması konusunda yine üst komutanın savunmalarında vardı. Bir hazırlık yaptığınız, BHM ile görüşüldüğü, ancak size TMH var talimatı gelmiş miydi? Mikrofon, evet. Ve benim söylediğim söz artık 17 Temmuz oldu, 18 Temmuz oldu. Ertesi güne bakıldığında Ankara'da bir terör saldırısı, IŞİD ya da PKK'nın saldırısı var mı? Buna yönelik bir TMH olmadığı ortaya çıktı. O kapsamda söyledim. Evet. Başka yerde bir TMH olup olmadığı hususuna ilişkin söylemedim. Sayın Başkanım, zaten kimse Ankara'ya yönelik bir hazırlık yapmıyor. Ayrıca yani biz o akşam 20'ye kadarki olan manzarayı ben i̇şte ben de, ifademde de arz ettim. Sonraki kısmı söylüyorum ben sonraki, de zaten. Sonraki kısım zaten nasıl gelişti hepimiz onu anlamaya çalışıyoruz. Öyle evet. Onu bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o. Yani bizim bu işi uydurduğumuza yönelik bir algı söz konusu olacaksa ben ona yönelik itiraz ediyorum. Artı o akşam üst komutanın burada kendisi ifade verirken ifade etti. Saat 20 itibariyle hazır olduğumuzu ve o akşamki Tunceli'deki görev de zaten 20'de icra ediliyor. Dolayısıyla fırsat doğmuş. Başka şeyleri söylüyoruz. Bizim söylediğimiz Ankara'ya IŞİD PKK saldırısı olacak. Sayın Başkan. Ona yönelik 16, bir saldırı belli bir saat, olmadı. Evet onu söylüyoruz. Belli bir saatten sonra zaten olayın bizim kontrolümüzden çıktığını, başka bir istikamete gittiğini biz de burada anlatmaya çalıştık. Tamam, bunu işte bulmaya çalışıyoruz. Bir tartışma yok yani. Evet ama 20'ye kadarki manzara bu. Evet, bir tartışma yok işte o hususta. Evet, bir TMH var yani. Mikrofonu alalım.